Hiç akıllanmayacak mısın oğlum sen, ha? Ne yapayım komiserim? Bizim meslekte bu işte. Salak salak konuşma İsmet. Süründürdüğün, ahını aldığın o kadar insan var. O da artık öbür dünyada. Yuh ya, şerefsiz. Bunun gazı var biraz. Almak lazım. Bence götürün. Bizzat Rıza Baba alsın bunun gazını. Özlemiştir. Aman komiserim, elini ayağını öpeyim. Siz alın ne alacaksınız? Rıza Baba'nın karşısına çıkartmayın beni. Niye lan? Ne zararını gördün Rıza Baba'nın? Aman diyeyim komiserim, sakın. Adam iki laf ediyor. Bir araba dayak yemişten beter ediyor şerefsizim. Merak etme. O da bıktı senden. Yüzünü görmek istemiyor. Ali, Muzo, siz halledersiniz. Gel. Yürü. Ben de sana bakmaya geliyordum. Bir şey mi oldu? Karnım acıktı. Ortalık sakin. Seni özledim. Hmm. Çıkalım bir yemek yiyelim diyorsun yani. Olmaz mı? Olmaz mı? Isındı iyice havalar. Hı hı. Soğumaz da artık. Belki yağmur atar biraz. Az yağdı bu sene. Ama gelir geçer. Soğutmaz yani. Öyle. Bunun arkası da yaz artık. İhtiyarlar gibi hava durumu mu konuşacağız? Yoksa lafı başka bir yere mi getirmeye çalışıyorsun? Diyorum ki, bu yaz izinlerimizi denk getirsek de. Şöyle sessiz sakin deniz kenarı bir yerlere gitsek. Tatile. Yapma ya. Hı hı. Ömer'i de alırız. Fena fikir değil sanki. Hem Muzo da gelir. Ali ile Pınar'ı da söyleriz. Yavuz da. Düşünelim bakalım. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. Aile gibi yani. Aile gibi diyorsun. Büyük kocaman bir aile. İyi fikir aslında. Dur ben bunu bir düşüneyim. Ya ne sen düşüneceksin ya? Tamam işte beraberiz tatilde. Ama ben öyle otelli, böyle açık büfeli, kelepçeli her şey dahilli, turist gibi tatil yapmam. Baştan söyle. Nasıl tatil yaparsın? Böyle Tarzan gibi ormanın derinliklerinde çadır kulübe falan mı? Evet. İyi fikir. Fikir değildi o canım, şakaydı. Neyse ya, bir ortak yolunu buluruz illaki. Düşünelim bakalım.